Başbakan Ahmet Davutoğlu dün operasyonların aylarca sürdüğü Diyarbakır'ın Sur ilçesini ziyaret etti. Kentte adeta olağanüstü hal ilan edildi. Başbakan Davutoğlu'nun Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki ziyaretini Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Gülten Kışanak'la konuşacağız. Sayın Kışanak hoş geldiniz hem İstanbul'a hem yayınımıza. Hoş bulduk. Evet, büyük bir yıkım yaşanıyor bölgede. 7 Haziran seçimlerinin ardından neredeyse sokağa çıkma yasağı ilan edilmeyen yer kalmadı. Kentler harabeye döndü. Yüzlerce insan ne yazık ki hayatını kaybetti. Bunlardan birisi de Diyarbakır'ın Sur ilçesiydi. Hala Sur'da 5 mahallede sokağa çıkma yasağı devam ederken Başbakan Davutoğlu cuma namazı için Sur'a geldi ve elbette ki gündeminde acele kamulaştırma kararı da vardı. Diyarbakırlıların rızası olmadan böyle bir şey gerçekleşmeyecek dedi. Size soralım neler oluyor, nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi eğer bu sözünde samimi ise derhal bu acele kamulaştırma kararını kaldırır. Hani hemen yani Ankara'ya gidince yeniden Bakanlar Kurulu'nu toplar der ki 21 Mart'ta aldığımız bu Bakanlar Kurulu kararını değiştiriyoruz. Acele kamulaştırma kararını kaldırıyoruz der. Çünkü aldıkları bu karar vatandaşın rızasını arayan bir karar değil. Kamulaştırma Kanunu'nun 27. maddesine göre alınmış bir karar ve burada hiçbir yasal herhangi bir bildiğimiz kamulaştırma süreçlerindeki hiçbir yasal prosedür takip edilmeyecek. Doğrudan idarenin başvurusuyla bir mahkeme belli bir kıymet takdir edecek. O kıymetin, o bedelin üçte birini bankaya yatırdığı an el koyacak. Yasa bunu söylüyor. Ben söylemiyorum. Davutoğlu'nun da altında imzası olan, bütün bakanların altında imzası olan acele kamulaştırma kararında çok açık ve net diyorlar ki kamulaştırma kanunun 27. maddesine göre ve 27. maddede çok açık diyor ki mallara bedelinin üçte biri yatırılınca el konulur. El konulma kelimesi de doğrudan o yasada yazıyor. Yani o nedenle söylediğinin hiçbir karşılığı yok. Kendi aldığı kararı yalanladı. Eğer gerçekten sözlerine sadıksa, sözünün eri ise gidip bu kararı değiştirmesi lazım. Ya da böyle yalan yanlış bilgilerle kamuoyunu yanıltmaya hakkı yok. Başbakan sıfatını taşıyor diye onun söylediğini insanların sorgulamayacağını düşünüyorsa yanılıyor. Bu ülkede herkes her şeyi biliyor. Biz de yasa, kanun okumayı biliyoruz. Diyarbakır'da herkes de biliyor. Kamulaştırma Kanunu'nun 27. maddesinde çok açıkça bütün prosedürler geriye bırakılmak kaydıyla el konulur diyor. Bu bir el koyma kararı, vatandaşın rızasını falan arayan bir karar değil. Değildir. Evet, bu konu oldukça tartışma yaratacak gibi de görünüyor. Çünkü tepkiler halihazırda mevcut. Operasyon gerçekleştirilen bölgelerin hemen hepsinde ablukalar kaldırıldıktan sonra hükümet yetkililerinin gidip bir cuma namazı kılmasına şahit olduk. Baktığımız zaman da işte Osmanlı'da ya da işte diğer İslam devletlerinde de fethedilen fetihten bölgelerde gidip fetih namazları kılınıyordu. Dün Cumhurbaşkanı, dün Başbakan Davutoğlu da bir cuma namazı için Sur'da bulundu. Bir benzerlik kurmak mümkün müdür fetih ve operasyonların sona erdiği bölgelerde yani kılınan namazlar arasında? Ritüel olarak bunu yapmaya çalışıyorlar. Çünkü bildiğiniz gibi hani artık Osmanlı geleneklerine göre bir dil, söylem başladı, bir yaşam tarzı, devlet yönetiminde artık ritüeller ona benzetilmeye başlandı. Ve biliyorsunuz bunu Suriye için aslında en başta söylediler. Hani 3 ay sonra gideceğiz orada Emevi Camii'de namaz kılacağız dediler. Hani fethedeceklerdi. Oradaki bütün hesapları bozuldu. O hesapları bozan en önemli aktörlerden birisi de Kürtlerdi. Kürtler böyle IŞİD zihniyetine izin vermeyeceklerini Rojava'da kanıtladılar. Bunun mücadelesini verdiler. Oradaki bütün halklarla birlikte yaşamı, demokrasiyi, özgürlükleri savunan bir mücadele yürüttüler. Bu hesap bozulunca şimdi başladılar işte Diyarbakır'a, Silopi'ye kendilerince böyle bir fetih seferi düzenleme ritüeli, senaryosu, filmi diyebiliriz bunu. Çünkü bu bir gerçek değil.
Çok net sefer olur ama zafer olamaz. Bunu herkes biliyor. Davutoğlu gelmeden bir gün önce kentteki bütün sivil toplum örgütleri, 310 sivil toplum örgütü, meslek örgütü, sendika, belediye, herkes bir araya geldi. Bu kamulaştırma kararı yanlıştır, derhal bunu geri çekin diye çağrı yaptı. Evet. Yani bu o nedenle ibadet yapabilirler, Türkiye'nin her bir yerinde yapabilirler, başka bir şey, ama Sur'u fethedemezler. Evet, Sur ilçesinde hala evlatlarının cenazesini almak için nöbet tutan aileler de var. Onların da çok büyük bir tepkisi oldu Başbakan Davutoğlu'na. Hala çocuklarımızın cenazeleri yerdeyken neyin inşasından bahsediyorsunuz denildi. Tahribat sadece fiziki olmadı, psikolojik olarak da çok büyük bir yıkım yaşandı. Sur halkının psikolojisi ne durumda? Sur'a ilişkin son bilgileri de sizden dinleyebilir miyiz? Şimdi bir kere yaklaşık bir aydır hükümetin deyimiyle en yetkili ağızlardan, İçişleri Bakanlığı'ndan, Başbakan'dan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Sur'daki operasyonun bittiği açıklaması yapıldı. Ama bir aydır hala 5 mahalle özel hareket timleri tarafından ablukaya alınmış durumda ve oraya hiç kimse giremiyor. Yani madem operasyon bitti, madem bir şey yok ki bu olduğunda herkes biliyor. Niye bu ablukayı kaldırmıyorsunuz? Neyi gizliyorsunuz? Neyi saklıyorsunuz? Ne için zaman kazanıyorsunuz? Yani bir, oradaki yıkımı gizliyorlar, saklıyorlar. İki, insanların evlerine dönebilme umudunu kırmak istiyorlar. Üç, bu arada hala yıkıma devam edip yeni caddeler açıyorlar, harfiyat kaldırıyorlar. Yani orada bir inşaat faaliyeti sürdürüyorlar. Yani son bir aydır daha önceki yıkımlarla yetinmeyip son bir aydır kendi deyimleriyle operasyon bitmiş olmasına rağmen ablukayı kaldırmıyorlar, kimseyi o mahallelere sokmuyorlar ve Sur halkının umutlarını kırmak istiyorlar. Her yerde olduğu gibi Diyarbakır'da da halkımız hem mücadele etti, direndi, yani bunun faşizme teslim olmayacağız sloganıyla, diktatörlüğe teslim olmayacağız sloganıyla mücadele edip direndiler. Hem de tabii ki yitirdiklerinin, kaybettiklerinin acısını, üzüntüsünü yaşadılar. Bu dünyada örneği çok görülmeyen bir durum. Aileler aylardır yaşamını yitiren çocuklarının cenazesini bekliyorlar ve alamıyorlar. Ve son bir aydır artık o mahallelere girememenin hiçbir gerekçesi devlet açısından, tırnak içinde daha önce ürettikleri gerekçeler de bile ortada yok. Hiçbir gerekçesi yok ama bu ailelerin acılı bekleyişi, bu travma devam ediyor. Gerçekten bu yaklaşımla aslında anaların yüreğine hendek kazıyorlar. Duygularını kırıyorlar. Birlikte yaşama umudunu azaltıyorlar. Yani bütün bunlar üzerinde çok düşünülmesi gereken konular. Böylesi bir büyük bir yıkımın, onlarca, yüzlerce insanın yaşamını yitirdiği bir coğrafyaya, bir kente geldi. Ve o gün oradaki basın toplantısı gerçekten böyle cümbür cemaat neşe halindeler. Yüzlerinde ne bir üzüntü, ne bir bütün bu yaşanmışlıklara dair insani bir duygu. Bunların hiçbirini göremiyorsun. Muhtemelen hepsinin gözlerinde dolar işaretleri dolaşıyordu. Son derece mutlu ve güler yüzlü kendilerince. Sur'u yeniden yaratacağız, biblo gibi bir Sur yapacağız dediler. Kendilerine bir oyuncak arıyorlar. Biblo biliyorsunuz süs eşyasıdır, vitrinlere konur, oyuncaktır. Kendileri için böyle bir deyimi de kullandı Başbakan. Bu insanların hayatını, insanların duygularını bu kadar hiçe sayan bir yaklaşımın insanlar tarafından nasıl karşılanacağını biz önümüzdeki günlerde, önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Çünkü bu duygu kırılması, insanları bu kadar hiçe sayan bir yaklaşımın karşısına çok daha büyük tepkilerle, öfkelerle
ve büyük karşı çıkışlarla karşı konulacağını biz tarihteki örneklerden biliyoruz. Evet. Son olarak çok da fazla yormak istemiyorum sizi. AKP HDP'li belediyeler üzerinde de bir yasa tasarısı çıkardı. Sadece işte operasyonlar yıkımlarla kalmadı. Gözaltı ve tutuklama operasyonları da dört bir yanda devam ediyor. Özellikle bölgedeki belediye başkanlarını görevden alan uygulamalar gerçekleşti ve bunun akabinde de kayyum ataması gündeme geldi. Buna ilişkin yorumunuzu da alabilir miyim? Ya aslında geçen 7 Haziran seçiminden sonra ortaya çıkan siyasi tablo AKP hükümeti açısından bir savaş ilanının gerekçesi haline getirildi. Ve bu siyasi tabloyu kendilerince ortaya çıkaran bütün kesimlere yönelik büyük bir öfkeyle, hınçla yöneldiler. İşte nasıl olur da %13 oy alır HDP, nasıl olur da farklı kimlikler, kültürler, Türkiye'nin batısı da HDP'ye oy verir, nasıl olur da benim başkanlık heveslerim engellenir diye bundan sorumlu, bu tablodan, bu oylardan sorumlu gördükleri herkese yöneldiler. Çok açık, belediyeler de bu savaşın hedeflediği kesimlerden birisiydi ve o gün bugündür belediyelere yönelik bir taraftan yalan yanlış karalayan haberler sürekli, her gün ama her gün iftirayla dolu AKP yandaşı medya, bir taraftan gözaltılar, tutuklamalar, bir taraftan görevden almalar. Böyle biz de 7 Haziran seçimlerinden bu yana bütün belediyeler, BDP'li bütün belediyeler bu baskıyla karşı karşıya kaldılar. Şimdi bu kayyum tartışması gerçekten bunu hani bilerek mi söylüyorlar, bilmeden mi yapıyorlar bilmiyorum ama eğer bilerek yapıyorlarsa bu diktatörlüğün artık herhalde son çivisini çakmak olacak. Yani artık tescilleri hani tamam, bu artık bu ülkede hak yok, hukuk yok, özgürlük yok, kamu yönetimi diye bir şey yok, varsa yoksa bir otoriter yönetim varın tescili, son nokta bu olacak. Çünkü şimdi çok açık, Türkiye'deki yasalara göre, şu andaki yerel yönetim yasalarına göre belediye başkanını görevden aldığınızda, ki bu son derece zaten hukuka aykırı bir şey, Avrupa Birliği normlarına aykırı bir şey. İçişleri Bakanı seçilmiş bir belediye başkanını görevden alamaz ama alıyorlar. Türkiye'deki yasa böyle bir vesayet yetkisi vermiş. İçişleri Bakanı hiçbir gerekçe göstermeden belediye başkanlarını, meclis üyelerini görevden alabilir, ki yapıyorlar. Şu anda 24 belediye eş başkanımız görevden alınmış durumda. Fakat mevcut yasaya göre belediye başkanı görevden alınınca belediye meclisi kendi içinden birini başkan olarak seçiyor. Şu anda bunu ortadan kaldırmak istiyorlar. Yoksa zaten belediye başkanlarına istediklerini yapıyorlar. 49 tane belediye eş başkanımız gözaltına alındı. 24'ü görevden alındı. Yani bir şekilde belediyeleri çalışamaz hale getirmek için zaten inanılmaz bir baskı yapıyorlar. Fakat yasada var olan belediye meclisine verilmiş yetkiyi de elinden almak istiyor. Mevcut yasa belediye meclis üyesi kendi içinden birini seçer diyor. Bunlar o yasayı değiştirerek, hayır, belediye başkanı görevden alınırsa yerine bir memur atanır maddesini getirmek istiyorlar. Böylece işte kayyuma benzer bir uygulamayla belediyelere el koymak istiyorlar. Ya bunların içinde hani bitmez tükenmez bir el koyma arzusu var. Yani her yere bir el koyma halindeler. Belediyelere de bu yolla el koyacaklar. El koymayı umut ediyorlar. Böyle bir yasa çıkarmayı düşünüyorlar. Ama bu çok açık, net, yerel seçimlerin hiçbir hükmü yoktur anlamına gelir. Çünkü yerel seçimlerde vatandaş ne yapıyor? Bir başkan seçiyor, bir de meclis üyesi seçiyor. Bir meclis oluşuyor. Belediye başkanını görevden alıyorsun, meclisi de yetkisiz kılıyorsun. Sen yeni bir başkan seçemezsin, sen hele kenara geç, ben buraya bir memur atayacağım diyorsun. O zaman yerel seçimleri yapma, bitsin yani. De ki bundan sonra yerel yönetim diye bir şey yok, yerel yönetim seçimleri diye bir şey yok. Biz merkezden her yeri yöneteceğiz deyin. Yani bu gerçek anlamda demokrasiyi rafa kaldıran bir yaklaşım. Artık bu otoriter diktatör yönetimin son yani tahtasını da çivilemek olacak herhalde. Ben böyle bir şeyin bütün bir Türkiye için
taşınamaz, hiçbir şekilde taşınamaz bir konu olduğunu düşünüyorum. Dünyada kimsenin yüzüne bakamazlar. Rezil rüsva olurlar. Yani biz bugün Türkiye'de düşünce ve ifade özgürlüğü konusunda yaşanan trajik durumu görüyoruz. Artık hani neredeyse dünyanın en demokrasiden uzak ülkeleri bile Türkiye'yi kınayacak hale geldi. Ama bunun üzerine bir de bir hem seçilmiş belediye başkanını görevden al, hem de seçilmiş meclisin de yetkisini elinden al. Yani ben yerel yönetim falan yok, demokrasi falan yok diyen bir karar olacaktır. Ve böyle bir karar alırsa Türkiye dünyada kimsenin yüzüne bakamayacak bir hale gelecek. Ve halk da buna izin vermez, ben açık söylüyorum. Yani bu belediyeler uzun mücadeleler sonucunda özgürleştirildi. Biliyoruz biz, kadınlardan biliyoruz. Mesela kadınlar derlerdi ki biz eskiden belediyenin kapısını bilmezdik. Gidemezdik yani. Çünkü belediyeler bir anlamda merkezi hükümetin uzantısı gibiydi. Halkın siyasallaşması, bilinçlenmesi ve kendi tercihini açığa çıkartmasıyla belediyeler halkın belediyesi haline geldi. Kapısı 24 saat açık. Kadınlar gelir, çocuklar gelir, engelliler gelir, hak sahipleri gelir, sorunu olan gelir, beklentisi olan gelir. İlk kez halkın belediyesi haline geldi son birkaç seçimdir. 3-4 seçimdir. Böyle adım adım bu alanlar genişliyor. Şimdi bunu hazmedemiyorlar. Yani yeniden belediyeleri klasik, merkezi hükümetin uzantısı, merkezi iktidarla uyumlu çalışan, o ne derse onu yapan, itiraz etmeyen, adeta hükümetin memuru gibi çalışan bir belediye, yerel yönetim. Hani kağıt üstünde var ama pratikte olmayan bir yerel yönetim arzu ediyorlar. Bu öyle kolay değil. Yani halk yerel demokrasiye, yerel yönetime sonuna kadar sahip çıkacak ve bu kayyum ataması falan da olmayacak. Bu böyle hani sağda solda bir iki şirkete, bir iki gazeteye el koymaya falan benzemez. Yani bütün bir yerel halkın demokrasiyi ve halkın iradesini yok sayamazsınız. Çok teşekkür ediyorum ben sorularımızı yanıtladığınız için ve yayınımıza katıldığınız için Sayın Kışanak. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Evet değerli izleyenler, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Gülten Kışanak'la Başbakan Davutoğlu'nun Sur ziyaretini konuştuk. Bir sonraki yayında tekrar karşınızda olmak dileğiyle.